Beklemiyordunuz galiba. Yok. Yok, sürpriz oldu. Bu çok güzel bir haber Arzu'm. Gerekli ilaçlar sistemde kayıtlı. Oradan alabilirsiniz. Bu arada istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Hemen çıkabiliriz yani. Evet, evet. Hiçbir sakıncası yok. Arzu Hanım'ın sağlık durumu gayet iyi şu anda. Tekrar tebrik ederim. İyi günler. İyi günler. Kadın madın dinlemem, indiririm bir tane ha. Şşt! Baba kızı getirene kadar dokunmayın ona dedi. Ona göre. Uslu duracaksan ağzını açarız. Kabul mü? Ahmet aç ağzını. Yardım! Ya bırak beni! Ne yapıyorsun? Susma kadın! Ya bırak beni! Bana bak lan! Bak bir daha bağırmaya kalkarsan Mermi manyağı yaparım seni. Tamam mı? Tamam. Tamam ama ne olur bırakın beni. Yalvarıyorum bırakın ne olur. Ya bırakın ne olur gideyim. Kimsiniz siz? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Memnun oldum. Ya ne yapacaksınız bana siz? Beni nereye götürüyorsunuz? Gidince görürsün. Ya ne olur bırakın beni lütfen. Yalvarırım bırakın ya. Biri sustursun şunu be. Bir susmadı. Ya bırak beni lütfen yalvarırım. Allah aşkına bırakın beni gideyim ya. Lan bir sus lan! Ya ben ne yaptım siz? Benden ne istiyorsunuz? Sen daha iyi biliyorsun ne yaptığını. Hiç beklemiyordunuz sanırım. Yani ondan bu şaşkınlığınız. Yani kolay değil tabii. Yeni bir can dünyaya getireceksiniz. Sorumluluğu çok büyük. Ümit Bey'le de bu aralar çok gerginsiniz yani farkındayım. Ama bence bu aralar ikimize de çok iyi gelecek. Yani o yüzden hiç karamsarlığa kapılmayın. Pardon. Yani ben iyi niyetli olarak söylemiştim de... eğer haddimi aştıysam kusura bakmayın lütfen. Neyse ben bir taksi çağırayım. Sakın viyaklim deme ha. Ölecek misiniz beni? Bilmem. Ölüm cezası mı ağırlaştırmış müebbet mi? İki gözüm. Sen kimsin ya? O meşhur Asuman sensin ha? Yavaş, yavaş. Alayım ben. Ben siz odanıza çıkarayım.
Şimdi güzelce dinlenin, tamam mı? Artık kendinize daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mideniz nasıl? Ay çok halsiz görünüyorsunuz tabii. Yani ne yediyseniz çıkardınız. Hadi gelin uzanın siz. Gelin. Ben de size şöyle yemeniz için hafif bir şeyler hazırlayayım. Arzu Hanım, bakın ama olmaz öyle şey. Yani az da olsa bir şey atıştırmanız lazım. Hadi, hadi yatın siz gelin. Olacağından asla haberi olmaması lazım. Ay tam benim tarafıma geçmişken, Arzu'ya karşı birlikte hareket edecekken bunu öğrenmemesi lazım. Ya öğrenmemesi lazım. Yoksa bu bebek benim bütün planlarımı alt üst eder. Ben işimi şansa bırakamam. Yok bırakamam. Benim bir şey yapmam lazım. Ama ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Acısın gözüm, acısın. Izdırap gerçeğe giden en kestirme yoldur. Biz ne yaptık? İlk sapaktan döndük. Asuman'ı direkt karşımıza aldık. Demek ki doğru yoldayız. Olur bırakın gideyim, ne olur. Nereye ki gözüm? Ne güzel sohbet ediyorduk. Yalvarırım. Bak hanım kızım, benimle sohbet etme şansını yakalayan iki çeşit insan vardır. Bunlardan birincisi benimle tanışmak isteyenlerdir. İkincisi ise benim tanışmak istediğimdir. Sen ikinci gruba dahilsin. Erkut kardeşime köpek çektiren kimmiş? Bir de gözlerimle göreyim dedim. O yüzden öyle hemen gitme yok. Ne? Beni kaçırmanızı isteyen Erkut muydu? Üzmüşsün yeğenimi. Bakın, ben söz veriyorum bundan sonra Erkut'u rahatsız etmeyeceğim gerçekten. Hayatından tamamen çıkacağım. Hatta ben çok özür dilerim Erkut'a yaptıklarımdan dolayı. Lütfen bırakın artık beni, ne olur. Dileme yenge, dileme. Özürleri hiç sevmem ben. Özür dileyeni ise hiç sevmem ben, değil mi arkadaşlar? Tüm bunları yapmadan önce düşünecektin. Ne yapacaksınız bana? Gereği düşünüldü. Ne oluyor ya? Zanlının Erkut kardeşimin huzurunu kaçırma suçu sabit görüldü. Sanık sizindir. Sen merak etme baba. Yalvarırım yapmayın, ne olur artık canım acıyor. Eden bulur yenge hanım kızım. Siz gerekli ayarı çekin gözüm. Sen merak etme baba. Ne oluyor ya? Hayır. 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 Demek yine anne oluyorum ha. Hiç aklımda yoktu böyle bir şey. Hem de hiç. Aklımın ucundan bile geçmiyordu böyle bir şey. Ama sakın seni istemediğimi düşünme. Sen tam da gelmen gereken zamanda geliyorsun. Tam zamanında. Sen benim kurtuluş reçetemsin. Biz babanla ayrılmayacağız.
Sen, ben, baban harika bir üçlü olacağız. Yemeğinizi getirdim de. Tamam, bırak şuraya. Ben size yardım etseydim. Ne yapacaksın Gonca? Çocuk gibi yemek mi yedireceksin bana? Ben hasta değilim, hamileyim. Yani öyle de. Tamam, bırak. Ha bu arada ilaçlarımı getir de yemekten sonra alayım. Tabii. Şuna bak ya. Yine düştü dört ayak üstüne. Yok sonsuza kadar ayrılmayacaklarmış da. Sen öyle san. Siz birleşemeyeceksiniz bile. Çok susadım, ne olur bir damla su ver. Su mu istiyorsun? Hay hay. Al sana su. İyi misin? Kan şekerim düştü beni. Tansiyonum düştü. Yalvarıyorum, ben çok acıyorum. Ahmet'le beraber gidin, yiyecek bir şeyler alın şu kıza. Ulan uğraştırma, şimdi nereden bulacağız bu dağın başında yemeği? İki acıktı diye gebermez ya bu. Alın arabaya gidin. Daha ne kadar kalacağımız belli değil, benim de karnım acıktı. İyi, ver parayı. Var kardeş. Bak gözünü ayırma üstünden ha. Tamam. Hadi. İyi misin güzelim? İyi misin? Şey, ellerim çok acıyor. İpi biraz gevşetir misin? Ellerime kan gitmiyor. Tabii gevşetirim. Ne güzel ellerin varmış senin böyle. Üşümüş de ısıtayım biraz. Ben de diyordum ki Hasan'la Ahmet gitse de baş başa kalabilsek. Ya, değil mi? Çok sağ ol. Çok sağ ol. Şey, Allah aşkına gerçekten çok susadım. Bana su getirir misin? Getiririm güzelim, su sana. Lan ne mesajı şimdi ya? Allah Allah. Cüzdanım nerede?
Allah Osman'a! Ah Gonca, hep senin yüzünden bunlar başıma geldi. Gel. İlaçlarınızı getirdim. Yemeğinizi bitirmemişsiniz. Doydum, bu kadarı kâfi. Güzel ilaçları var. Tabii. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Tabii. Şimdi ya. Ha? Dedim ya Cevahir Bey, Arzu Hanım ortak olmak istemiyor. Atölyenin tamamına sahip olmak istiyor. Yok ya. Olmaz kardeşim öyle şey. Ben buraya 20 yılımı verdim be. 20 yıl. Yoktan var ettim ben bu atölyeyi. Evet ama Arzu Hanım olmasaydı çoktan kaybetmiş olabilirdiniz. Allah Allah. Ben elbet çıkış yolunu bulurdum kardeşim. Kendinizi kandırmayın Cevahir Bey. Ruhsatınızı bile Arzu Hanım'ın sayesinde aldınız. Bakın avukat bey, ruhsat muhsat, bunlar ticarette teferruattır. Ne yani? O kağıt parçasını duvarıma astırdı diye, al bu benim atölyem, ben yiyemedim, sen ye mi diyeceğim? Olmaz öyle şey. Yalnız Arzu Hanım düşüncesinde kesin ve net. Üstelik siz de biliyorsunuz ki yeni bir atölye açabilecek kadar masraf yaptı buraya. Hem bunca nakit kaybına rağmen sizin payınızı maddi olarak verecekler. Bak ya! Tenezzül ediyormuş kendisi ha. Öyle bir pay falan yok kardeşim. Ha. Bu atölye satılık falan değil. Lütfen sakin olmaya çalışın. Ben size sadece müvekkilim isteklerini iletiyorum. Doğru ya. Sen kimsin ki ben seninle konuşuyordum? Direkt açayım bakalım. Ne diyormuş Arzu Hanım? Bana anlatsın derdini. Başlamışken keyfin kaçmasın değil mi Gonca? Şimdi sen böyle güzelce uyu. Uyu sen uyu. Uyu.
Açmıyor şeytan. Bak kardeşim, bu atölye satılık falan değil, tamam mı? Ben hiçbir şeyi imzalamıyorum. O Arzu Hanımcığına da söyle. Bir derdi varsa kendi gelsin söylesin. Seni göndermesin. Bakın ama eğer... Aması maması yok lan. Ne dediğimi anlamıyor musun? İmzalamıyorum. Peki o zaman tekrar söylüyorum. Arzu Hanım bu atölyenin tamamına sahip olmayı kafasına koydu. Hasbinallah ya! İyi günler. Bekir. Ne oldu bana? Kız nerede lan? Kaçtı. Puh, Allah senin belanı versin. Nasıl kaçırırsın lan? Sus oğlum. Başım ağrıyor zaten. Babaya ne cevap vereceğiz şimdi ha? Kafamıza sıkacak kafamıza. Ulan iki dakika yemek almaya gittik. Bir an duramadın ha. Dur oğlum ya. Bizim çocuklar seninkini paketlemişler. Bundan sonra daha sana salça olmaz. İçin rahat olsun. Aman Latif baba, aman gözünü seveyim. Seninki falan deme bana ya. Ya lafın gelişi gözüm. Hemen darılma. Ama ne yalan söyleyeyim, üzüldüm be Erkut. Niye baba? Ya o kadar evlenmişsiniz, farklanmışsınız. Yuvayı kurmuşsunuz. E kızın da eli yüzü düzgün. Yeğenim, isterdim ki her şey yolunda gitsin. Yok baba yok, aman kalsın. Akla karayı seçtim zaten ayrılana kadar. Boşandık, bak arkamdan bin tane iş çeviriyor. Aman benden uzak olsun. Aranızda ne geldi ne geçti onu ben bilmem. Ama yuva kurmak, aile olmak çok önemli. Biliyorum ben Adif baba, biliyorum, bilmez miyim? Ben de istiyordum. Evlenirken ne hayallerim vardı Osman'la. Öyle çoluk çocuğa karışacaktık, mutlu olacaktık falan. Olmadı işte. Yanlış insanmış. Doğrusunu bulursun gözüm. Şöyle yanına yakışan, helal süt önmüş bir hanım bulursun. Neden olmasın? Eyvallah baba. Kısmet. İnşallah. Söyle gözüm. Ulan iki elinizde geri zekalılar. Bir yere kımıldamayın, geliyorum. Hayırdır baba, ne olmuş? Bizim gerizekalılar kızı elinden kaçırmışlar. Asuman'ı. Maalesef. Abi ne diyorsun sen ya? Sıkma canını yeğenim, halledeceğim. Aman baba ya, gözünü seveyim, bulun şunu ya. Dağ taş nereye kaçacak ki? Ne kadar uzağa gidebilir ki? Sen merak etme, kumanda bende. Hadi haberleşiriz. Yok arkadaş ya. Ben vermem atölyeye matölyeyi. Ya ben burayı sıfırdan mal ettim be. Sıfırdan. Ya Feraye, benim başlangıçta makinem bile yoktu be. Tamam, bir yolunu bulacağız. Sakin olmaya çalışın. Ya nasıl sakin olayım arkadaş? Karı manyak. Takmış kafayı meleğe. Lan onun yüzünden başımız yanacak diye korkuyorum ya. Kurunun yanında yaş da yanacak belli. Üstelik bu manyağın umuru bile olmaz. Yani evet, o biraz hırslı kadındır ama. Sen sardın bu manyağı başımıza zaten. Ya ben sadece atölyenin o dar boğazdan çıkabilmesi için stratejik davranmaya çalıştım Cevahir Bey. Böyle olacağımı bilemezdim ki. Neyse ne, durum bu. Düşündükçe çıldırıyorum ya. Karı manyak arkadaş. Ben bunca sene çalışayım, didineyim, atölye yapayım. Bu manyak karı gelsin benim elimden atölyemi alsın. Vermem ben atölyemi ya. Öyle bir şey olmayacak Cevahir Bey. Siz istemezseniz hiçbir şey alamaz. Ben de elimden geleni yaparım. Muhasebe kayıtlarını tarar, ne yapabileceğimize bir bakarım.
Avukatımızla da görüşür, ondan da akıl alırız. Ya hak var, hukuk var. Dağ başı mı burası? Doğru söylüyorsun. Hak var, hukuk var. Öyle yapalım biz, tamam? İyi bak. Kolay gelsin. Selim, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber, nasıl gidiyor? İyidir vallahi. Ben de işte yeni kitaplar geldi, onları yerleştiriyordum. Sen geldin. İyi, zamanlama süper desene. Otursana. Çay içer misin? Olur olur, içeriz ya. Caner! Kardeşim, bize iki tane çay getirebilir misin? Eyvallah. Ne yapıyorsun? Sen bu saatlerde çalışırdın. Hayırdır? Ben arabayı bıraktım ya. İzinliyim bugün. Biraz dinlen tabii. Çok yorucu bir iş. Ya en başlarda çok zorlanıyordum da işte alıştık diyelim. Nasıl bak, işinden falan memnun musun? Çok şükür. Ya Yusuf, ben şu kirayı hallederim istedim. Ya ne kirası Selim, Allah aşkına? Bak, gerçekten çok teşekkür ederiz. Sen bizim en zor anımızda aileye yadigar olan evini bize açtın. Gerçekten çok sağ ol. Ay sonu gelmeden de şu işi halledelim artık. Selim, Allah aşkına, ne kirası? Kabul edemem. Mümkün değil Yusuf. Yani biz o evde oturuyorsak kirasını vereceğiz değil mi? İmkanı yok, alamam. Yusuf bak, biz en başta böyle konuşmamıştık. Rica ediyorum, al şunu ya. Selim, lütfen hemen al şunu, koy cebine. Rica ediyorum. Bak, ne benim ne de ailemin içi rahat etmez. Bırak da evin içinde huzurlu oturalım ya. Yani Selim, bu şekilde de huzurlu oturabilirsiniz. O ev bomboş duruyordu. Hiçbir işe yaramıyordu. Yani benim o evle alakalı maddi bir beklentim hiç yok. O zamana kadar da hiç olmadı zaten. Yusuf, anlıyorum zaten. Ama bu şekilde mümkün değil. Lütfen. Ya Selim, siz yabancı değilsiniz ki. Sen de yabancı değilsin Yusuf. Bu farklı durum. Ya lütfen, rica ediyorum, yalvartma beni. Bak Selim, eğer ben bu parayı kabul edersem gerçekten huzursuz olacağım. Ne olur daha fazla uzatmayalım. Koy şunu cebine. Yusuf bak, ama... Selim, lütfen daha fazla uzatmayalım bu konuyu. Rica ediyorum. Peki, tamam. Bak, böyle yapacağını bildiğim için evde konuşmak istemedim seninle. Geleyim buraya, yüz yüze konuşalım istedim. Ama bu şekilde olmaz. Yani bunun bir orta yolunu bulacağız, söyleyeyim. Bence çözüldü bile. Bir sorun yok. Tamam ama Yusuf, yani... Selim, lütfen daha fazla uzatmayalım. Hadi, lütfen. Evet, işte bu kadar. Ya bu arada sen de gerçekten inatçıymışsın. Sen de iyi bir rakipmişsin vallahi, kabul et ya. Abi, yeni demlendi de beklettim biraz. Kusura bakmayın. Olsun olsun, mühim değil. Tam vaktinde getirdik. Afiyet olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Gonca!
yanmış vallahi. Artık bağır bakalım böyle sesini nereye kadar duyurabilirsem. Gonca! Geliyorum hanımım, geliyorum. Ay ben siz de yapamazmış. Ay neyse ki biraz uyurken kafamı da dinletim iyi oldu. Hadi Gonca aç artık ya aç. Ya hadi Gonca tek çarem sensin ya. Allah kahretsin ya. Elindeki son parayla da bunu aldım ben. Lan ne yapacağım ben ya? Peşime tecavüzcüler, katiller dadandı resmen. Yürü Erkut yok mu Erkut? Adi pislik, yılan. Lan cezası. Ulan sizi bana sayıyla mı gönderdiler? Baba, kurbanın olayım. Benim bir suçum yok. Senin suçun yok da benim mi var? Üçünüzü de göberteceğim ulan. Baba, bu yer çözmüş kızın ellerini. Fingirdeşeceğim diye çözmüş kızın ellerini. Sen neredeydin lan o fingirdeşirken? Bir yemek almaya gitti, 40 saatte gelmedi baba. Ne zaman altına arabayı çeksek gezmeden gelemiyor. Sen de ne zaman bir kız görsen uçkuruna sahip çıkamıyor mu birader, ha? Kesin lan uyuz köpekler. Bana bakın. O kızı buldunuz buldunuz. Bulamadınız mı sizi bu binanın temeline canlı canlı gömerim. Emrin olur baba. Yıkılın lan karşımdan. Yürü. Yüzünüzü yıkamak iyi geldi sanırım. Neredesin sen ya? Sana seslenip durdum. Ya düşseydim ya bayılsaydım. Ya ben duyar duymaz hemen geldim aslında ama. Üf, tamam sus. Hiç kimsenin bahanelerini dinleyemeyeceğim. Tamam hadi gelin siz ayakta durmayın yatın. Gelin. Yavaş. Dikkatli olun. Bak Gonca. Biliyorsun bebek bekliyorum. Bundan sonra daha dikkatli olacaksın. Normalde ne yapıyorsan iki katını yapacaksın. Gözün hep benim üstümde olsun, tamam mı? Tabii, siz hiç merak etmeyin. Ben elimden gelenin fazlasını yaparım. Ben sizi yatırayım. Hayır. Yeri yatmak falan istemiyorum. Uyuyup kalmışım zaten. Peki nasıl isterseniz. Sen çıkabilirsin. Tabii. Hazinemsin biliyorsun değil mi? Sen benim geleceğimsin. Kermes kesmedi galiba. Yoksa evde parti falan mı var? Bunun neyin hazırlığı? Ya bütün gün evde otur otur sıkıldım. Ben de kendimi mutfağa verdim işte. Güzel olmuş ama. Vallahi mis gibi de kokmuşlar. Of 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 abla bunlar çok güzel olmuş ya. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Vallahi bütün bunları kim yiyecek demiştim ama... Sanırım hepsini tek başıma yiyebileceğim. Afiyet olsun. Ya sen ne yaptın Yusuf'la? Kirayı yani onu. Gittim konuştum abla yok. Mümkün değil almıyor parayı. Ya keşke biraz ısrar etseydin Selim. Ettim abla etmez olur muyum? Yok veremedim almıyor. Bak olmadı böyle ben çok huzursuz oldum şimdi. Ben de öyle ama ne yapalım abla? Yani adam zaten diyor ki iyileşir iyileşmez ben safa geri gideceğim diyor. Ama benim aklıma bir şey geldi.
emrivaki yapacağız. Nasıl yani? Oh, mis, mis, mis. Afiyet olsun canım. Oh. Ellerine sağlık canım, ellerine sağlık. Oh be. Uzun zamandır böyle oturup karşılıklı keyif yapmadık ha. Bu izin iyi geldi ha. Ne güzel oldu işte. Baksana güzelce dinlenirsin evimizde. Oh. Bizim Zeynep'lerden haber var mı? Sorun yoktur inşallah ha? Ay yok yok, sorun yok. Çok iyiler maşallah. Aman aman iyi olsunlar ya. Vallahi onların başına gelen de pişmiş tavuğun başına gelmedi yani ha. Öyle tabii. Ama derdi veren Allah dermanında dayanma gücünü de verirmiş işte Veysel. Oh. Yalnız Veysel ya, evlerinde bir misafirleri vardı. Ay benim hiç gözüm tutmadı onu. Gülay'ım, misafir üstüne giden misafir ötekini beğenmezmiş. Senin haberin yok mu ya? Ay yok canım, öyle bir şey değil yani bu. Ya kadın resmen yerleşmiş Zeynep'lere, orada kalıyormuş. Hadi ya. Allah Allah, neden? Yani akrabaları falan mıymış? Ay yok yok canım, akrabası falan değil. Ay neymiş, Sıtare adında bir kadın. Böyle Selim'in taksi müşterisiymiş. İşte yardımcı olmak için eve almışlar onu. Allah Allah, ya bunlar da hayır kurumu gibi çalışıyor. Ya neyin nesi, kimin nesi, biliyorlar mı bari kadının ne olduğunu? Hemşireymiş galiba. Bir gün Selim'in taksisine binmiş. Ay meğersem kadının kocası arkasından kovalıyormuş. Ondan sonra işte adam bunları böyle takip mi etmiş, ne yapmış, kadına saldırmış falan adam yani. Allah Allah, Sonra kadını tehdit falan etmiş. Selim'le kadının gidecek yeri yok diye eve getirmiş. Hayda. Ya kedi yavrusun bu, sokaktan alıp eve şey yapıyorsun, getiriyorsun ya. Ya benim bu damatta hiç akıl yok ha. Hiç akıl yok. Ya millete acıya acıya kendisi acınacak hale geldi ya. Ya tamam yani, yaptıkları iyiliğin karşılığını bir şekilde bulacaklar ama yani mesela bu kadın yani hiç gözüm tutmadı. Ha ne bileyim ben. Ben çıkıyorum Tülay anne. Aylacığım, ben sana gitme demiştim ama sen yine de kararını vermişsin. Hayırdır kızım, nereye? Pilates'e babacığım. Nereye, nereye? Hayatım işte spor gibi böyle eğilmeli kalkmalı bir şey. Ayla, ay Allah korusun bebeğimize bir şey olmasın. Ay korur canım, niye korumasın? Hem öyle dandik bir yere gitmeyeceğim ki. Ya profesyonel hocalarla çalışacağım. Ya sen hiç merak etme, hiçbir şeycik olmaz. İyi madem sen bilirsin. Hadi madem, ben kaçayım o zaman. Bir sürü fotoğraf çekileceğim, hepsini de nette paylaşacağım. Hadi görüşürüz. Gülay, şimdi ne dedi? Patates hoca falan, bu şimdi hocasıyla patates toplamaya falan mı gidiyormuş? Ay Veysel, alemsin vallahi. Ya hayatım o patates değil, pilates, pilates. Ya kız pilates yapmaya gitti. O ne ya? Ay işte spor gibi bir şey. Spor. Ha. Oh, Türeyim be. Dışarıda hava da mis gibi ha. Ne zamandır böyle çıkıp böyle bir keyif yapmıyoruz. Şu çayımızı içtikten sonra acaba çıkıp biraz dolaşsak mı? Hem sana da iyi gelir. Ha, iyi olur. O zaman hadi. Kiraya almayacağım deyince benim de aklıma böyle bir şey geldi. Ne dersiniz? Vallahi çok iyi düşünmüşsün. Tabii tabii. İyi düşünmüşsün oğlum. Çatı katı zaten öyle duruyor. Yusuf Bey oğlumun anıları var diye dokunmamıştık bile. Şimdi onun için bir güzelce atlarız paklarız da. Gerçi çok eşya var. Yani önce onları bir boşaltmak gerek. Sonra iyice böyle bir temizliğini yaparız. Sonra da eşyaları yerleştiririz. Aynen, güzel bir boya badana da yaparız. Evet evet, mis gibi olur. Melek, kızım sen ne dersin? Olur annem, tabii olur. Eli verirsek zaten her şey çabucak biter. Badana, boya falan her şey hallolur. Bir lifter, ben bakayım. Geldim, geldim.
Hoş geldin kızım. Anne ne olmuş biliyor musun? Aycanların evine hırsız girmiş. Kimin? Aycan vardı ya anne. Benim okuldan arkadaşım. Bizim mahallede oturuyorlardı. Hatırladın mı? Hatırladım hatırladım. Anneciğim ne olmuş? Birine bir şey mi olmuş yoksa? Hayır. Hırsız girdiğinde zaten evde dirilermiş onlar. Anladım kuzum. Cana gel, Cenem ona gelsin. Aa, niye bizim evde hırsız girerse? Girmez anneciğim, merak etme. Bak biz hepimiz evdeyiz. Korkma sen, tamam mı bir tanem? Tamam. Deneyeceğim şansımı. Hadi Gonca ne olur aç ya, ne olur. Allah'ım buldular beni. Ne yapacağım ben? Burada kalırsam kıstırır bunlar beni ya. Tülay abla, ben geldim. Tülay abla. Allah Allah. Ayla. Ayla evde misin? Lan nerede bunlar ya? Hah, geldiler. Ayla neredesin sen? Ya Murat. Ben çok kötü. Ayla neyin var ya? Ayla dur. Ayla neyin var? İyi misin Ayla? Ayla aç gözlerini Ayla. Ayla aç gözlerini Ayla. Ayla.
Ah be kızım ya, ah be kızım ya. Sen ne diye aramazsın ki bizi? Ya aradım. Ya Murat'ı aradım kaç kere. Ama bir türlü ulaşamadım ki. Ya şarjım bitmişti baba. Telefonum kapalıydı. Ya senin hamile karın var. Ne demek şarjım bitmişti? Ya temkinli olmayan adamdan baba olur mu ya? Veysel uğraşmış çocukla. Ya o kadar çok korktum ki. Ya Allah korusun. Yani çok kötü bir şey de olabilirdi sonuçta. Bak, duy, duy. Bak, evladının anası nasıl da böyle telaş etmiş. Ayıp ya, ayıp ya. Adam olmadan baba olmaya kalkınca böyle olur işte. Veysel. Bırak Tülay abla, bırak. Konuşsun babam. Yani çok enteresandır ama ilk defa haklı. Ayla, ben gerçekten çok çok özür dilerim. Bundan sonra söz veriyorum, daha temkinli olacağım. Abinin de ilk yaşı çıktı. Evde olsaydı bütün sürprizi kaçardı işin. Evet, evet. Öyle gerçekten. Anne, kızlar uyudu mu? Uyudular, uyudular. Ben de yardım edeyim diye çıktım ama maşallah her işi bitirmişsiniz bile. Temizlik badana boya olunca da pek güzel olmuş. Elinize sağlık çocuklar. Sağ ol anneciğim. Hadi neyse, yarına çok işimiz var. Bir an önce yatalım derken kalkalım. Doğru dedin anne. Ama bir iki iş daha kaldı. Onları da halledelim de öyle yatarız biz. Tamam, tamam kızım. Oğlum, sen de şu balkon kapısını açık bırak da havalansın. Daha çabuk kurur. Hadi, iyi geceler size. İyi geceler anne. Demek mide bulantılarım normal o zaman. Tuğçe'ye hamileyken de böyle olmuştu. 9 ayını çekmiştim. Kız mı erkek mi acaba? Sen hala uyumadın mı? Sen mi geldin? Ben de seni bekliyordum. Niye? Otursana konuşalım. Arzu kusura bakma. Şu an hiç seninle tartışacak değilim. Ben yatıyorum. Ya ne tartışması Ümit? Neden bahsediyorsun sen? Neyse Arzu ya, ben yatacağım. Çok yorgunum. Bence sen de yatsan iyi edersin. Ben uyuyamıyorum ki. Niye? Aslında normal yani. Benim durumda olan bütün kadınlar bunu yaşıyor. Ne demek o? Ne durumundan bahsediyorsun ki? Ümit. Ben... Ben hamileyim. Ne? Bizim bebeğimiz olacak.
Bence sesleri duyuyor musun? Acaba? Su amca sen mi geldin? Saklıyız.